Rakamlar ürkütücü. 2011 yılında 180 aile çocuğuna aşı yaptırmayı reddetti. Bu rakam yıllar geçtikçe katlandı. Şu an 23 bine ulaştı. Aile Hekimleri Federasyonu Derneği ortaya çıkan bu tablo nedeniyle harekete geçti. Çocukluk çağı aşılarının zorunlu olması için kampanya başlattı. Peki aileler neden aşıyı reddediyor? Uzmanlar neden aşı zorunlu olmalı diyor? Hepsi haberimizde. 2011 senelerinde 180 gibi rakamlardan bahsederken şimdi 23 binlerde konuşulan rakamlar var. Her geçen gün artan aşı reddi Aile Hekimleri Derneği Federasyonu'nu harekete geçirdi. AHEF çocukluk çağı aşılarının zorunlu olması için meclise kanun teklifi verdi. Aile Hekimleri Federasyonu olarak kanun düzenlemesi açısından bir tasarı verdik biz. Biz bunun zorunlu olmasını istiyoruz. Aşılar zorunlu olsun diyorsun. Bütün aşılar zorunlu olsun. İkilemde kalmasın anneler. Çocukluk dönemi aşıları 16 hastalık için yapılıyor ve bu aşıların düzenli yapılması hayat kurtarıyor. Doğar doğmaz başlıyor aşılar. Önce hepatit aşısı yapılıyor. Daha sonra 1. 2. ayın sonu, 4. ayın sonu aralıklarla aşılar yapılıyor. 24. ayın sonunda yapılan aşıdan sonra bir sonraki aşı ilköğretim 1. sınıfta yapılıyor ve 8. sınıfta tekrar doz aşısıyla aşı takvimi de tamamlanmış oluyor. Kızım kısımcık, kaba kulak, difteri, boğulmaca, tetanos, verem, çocuk felci, menenjit, pnömokok, hepatit A, hepatit B, polio aşısı. Bunların hepsi aslında Sağlık Bakanlığı'nda ücretsiz yapılan aşılar. Efendim ne kadarlık bebeğiniz? Cuma günü dünyaya geldi. Yeni doğdu daha maşallah. Efendim hepatit B aşısı yapıldı mı, doğar doğmaz yapılıyor? Yapıldı evet. Hastane. Aşıları düzenli yaptıracak mısınız? Kesinlikle yapacağız. Peki aileler aşıyı neden reddediyor? Kimi içinde domuz jelatini var diyor, kimi ise cıva. İçinde işte hiç cıva olmayan, alüminyum olmayan aşı içeriklerine rağmen içinde cıva var, şunu şunu yapıyormuş, alüminyum var, bunu yapıyormuş diyen çok hastamız var. Evet, siz onları ikna ediyorsunuz edebildiğiniz oranda. İnan aşı yapmaktan ya da hasta muayene etmekten çok daha uzun bir zamanımızı alıyor ama bir çocuk bizim için bir çocuktur. Efendim kaç yaşında kızınız? 4,5. Aşılarını yaptırıyor musunuz? Evet, hepsini yaptırdım. Hiç herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Yok, çok şükür yaşamadık. Bence herkes aşısını yaptırmalı çocuklarına. Çünkü birçok hastalık var ve bu hastalıklardan korunmaları gerekiyor çocukların. Avrupa'da birçok ülkede çocukluk çağı aşıları zorunlu. Aşı reddi nedeniyle Türkiye'de görülmeyen kızamık gibi bazı hastalıkların tekrar görülmeye başladığını söyleyen aile hekimleri, bir damla aşı bir hayat kurtarır diyor ve tüm çocukları aşıya bekliyor. Efendim bebek ne kadarlı? Bir aylık. Aşılarını yaptırıyor musunuz? Yaptırıyorum. Memnunum aşıdan. Aşıları yaptığım bütün çocuklarıma da yaptırdım. Çocuklarım onun için çok hasta olmuyorlar.